Tadım Tuzum YouTube kanalıma ve yağlı biber turşusu videoma hoş geldiniz. Bugün evimde olan biberlerle yağlı biber turşusu hazırlayacağım. Geçen yılda hazırlamıştım. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hemen malzemelerimizi hem sayıp hem de ekleyelim. 1 su bardağı sıvı yağ. Altını açmış olduğum genişçe tenceremin içerisine ilave ediyorum. Ardından 200 ml'lik bardaklarım. 1 su bardağı üzüm sirkemi. Ben elma sirkesiyle denemedim. Üzüm sirkesiyle yapıyorum. Ve 1 su bardağı da suyum var. Malzemeleri videomun altında daha fazla göster kısmında görebilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu böyle kaya tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Ve tuzumuz erimesi için şöyle bir karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz karışımı kaynaması için bekliyoruz. Burada da 1 kilogram biberim var. Vallahi Charleston, ince biber, sivri, kalın biber ne varsa evde o biberlerimi kullandım. Her şekilde güzel oluyor. Ve 10 adet de şöyle sarımsak doğradım. Aroması çıkması için de böyle bölün. Daha güzel oluyor. Ama istemeyen tüm tüm de atabilir. Görüyorsunuz. Karışımımız kaynadı. Şimdi içerisine sarımsakları ilave ediyorum. Bundan da biberleri. Hepsini birlikte ilave ediyoruz. Bu turşuyu kısırın yanında çıkarmanızı tavsiye ederim. Çok yakışıyor. Ben acı tatlı karışık doğradım. Acı muhakkak bir tane doğrayın. Seviyorsanız eğer güzel oluyor. Şimdi tüm biberlerimi ilave ettim. Şöyle bir alt üst ediyorum. Ve şimdi ocağımın altını kıstım. Biberlerimiz renk değiştirinceye kadar bu şekilde kaynamalarını bekliyoruz. Ocağımızı da orta ateşe getirdim. Biberlerimin 15 dakika sonraki hali böyle. Bakın daha böyle rengi dönmeyenler var. Hepsinin renginin dönmesini bekliyoruz. Arada sırada da karıştırmayı unutmayın. Evet, artık 20 dakikanın sonunu da söndürdüm. Sizler de biberlerinizi böyle hafif ağza gelir şekilde, diri şekilde olmasını istiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Çok da fazla pişirmeyelim. Başka bir boyuta taşınmasın turşumuz. Şimdi turşumuzu kavanozlara doldurmaya başlayalım. Evet, güzelce yıkayıp kuruladığım cam kavanozlarımın içerisine biberleri yerleştiriyorum. Şöyle bastırarak koyabilirsiniz. Birazında akşam yemek üzere soğuyunca akşam tüketmek üzere hemen yemeği planlıyoruz. Şimdi ağzına kadar doldurduk. Kalanı yiyeceğiz dediğim gibi. Biraz suyundan hemen ilave ediyorum. Şimdi yine aynı taktikle sıfır kapak kullanarak iki defa geriye bir defa ileriye olacak şekilde sıkıştırıyorum. Ve turşumuzu ters çeviriyorum. Bu şekilde vakumlanmasını sağlıyoruz. Soğuduğunda çevireceğiz ve artık buzdolabında saklayacağız. Dışarıda saklarsanız bozulma yapıyor. Tecrübeyle sabittir. Dolayısıyla buzdolabında saklayın. İstediğiniz zaman yemeklerin yanında, kahvaltıda, kısırın yanında, et yemeklerinin her türlü yemeğin yanında lezzetli bir şekilde tüketebileceğiniz bir tarif oldu. Bugünlük de benden bu kadardı. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.